Evet, kızlar soruyor. Ananı nam koyayım o ne? Analyaz. Yok Baldız, ya. analyaz yazarız ya ne olacak? Baldız ve enişte ilişkileri İslam'a göre nasıl olmalıdır? Baldız baldan tatlısı amca neyden tatlıdır? Baldız baldan neden tatlıdır? Enişte olsanız baldız olsanız. Bu baldızla yaşanan Türklerdeki baldız cinsel gerilimi niye var? Neden yani? Büyük baldız küçük baldızı bana ayarladı. Sende mahrum kalma diye. Ben şaşırmadım ama... Ne? Baldız mahrem mi? Tabii. Gönlü rahatlığıyla. Tövbe estağfurullah ya. Domal yazar mısın adama ya? Hadi Domal domal demek domal. kötü bir şey mi? Ne buldum biliyor musun Barış? FIFA 19 Ne buldun oynarken lan? karakterinin ki ismi Çabuk çok iyi. Domal 07. Şeye dönmesin hocam. İşte eniştem domaldı, tangası göründü. Bunu özellikle İnşallah olur. yapıyorsun. Yok Berkçim, onu yazmayayım. Çok Bastım yazsana diyor ya adam. Hiç yanlışlıkla birini dudağından... Ya sen Sasuke ve Naruto musun ama? Nasıl bir yanlışlıkla? Yanlışlıkla astral sen. yanlışlıkla et deyince ben anlık bozulur mu ne lan? Oruç mu bu? Barış orada kategori kısmı var. Aa! Cinsellik var mı? Cinsel Aa. yaşam. Kızlar yatağınıza yatacağınız sırada kocaman böcek görseniz ne yaparsınız? Bu nasıl bir soru şey mi? Peki yarrağımı görseniz. Yüzüm kocaman. Vücuduma göre değil kocaman kafam var. Bunun sebebi nedir? Çok kötü duruyor ne yap? Abi bir şey değil mi? Çok acı bir şey. Eğer çok paran yoksa ki çok paran da olsa bir yere kadar çözüm verebiliyor ya modern tıp. Çok paran varsa evet yüzünü birazcık daha güzel ya da yakışıklı göstertebiliyorsun. Skin'i belli bir yere kadar uzatabiliyorsun, kısalttırabiliyorsun. Var Her mı şeyi öyle bir şey kanka yaptırtabiliyorsun ya? lan. Var var var. Vallahi mi ya? Var galiba. Büyütmeyi mi düşünüyorsun, küçültmeyi mi? Ben küçültme Seninkini operasyonuna büyütmeyi girdim geçen. düşünüyorum Barış. Kimin? Seninkini. Ne alaka? Şimdi bir ya seks yapıyoruz ya sen benim sikimi gördün beğenmedin. Ya dillere destan küçük bir sikim var falan hani. Hem bir hem iki hem üç. Bebekler ciddi bir sorun var. Doğumda uçuk çıktı. Böyle kocaman bir şeyi nasıl geçer ki bu? Lan en sevdiğim bölüm. Hoş geldin. Bir Vay kadını be. yanıyorum demesi ne anlama geliyor? İtfaiye araman lazım. Ben çok yanıyorum, siz de yanıyor musunuz sorusuna 23 erkek cevabı. Evet. Arkadaşlar yanıyorum. Ateşimi söndürecek biri yok. 25 tane muhteşem süper asker Süper erkek. orada o ateşi söndürmek için nöbet tutuyor. Tamam yanıyorum dışında var mı öneri? İçime. Ya boşaldı yazsam daha iyi amına koyayım yani. Memeleri attırmak yazsam olsun. Erkekler neden doyumsuz? Neden bir kadına sahip olduklarını diğer bir kadına ihtiyaç duyuyorlar? Aldatanlar onun çocuğudur. Arkadan mı önden mi? Ya bunu kesinlikle bir erkek yazdı ya. Evet arkadan mı önden mi? Bence arkadan. Çünkü daha güzel daha rahat. Tamam Yani otobüse kesinlikle arkadan erkek. binmek kadar. Tabii şey değil mi kız arkadaşına göze. Bak ya burada bile arkadan diyorlar. Gözünü seveyim. Hiç arkadan ver. Of. Kızlar neden arkadan sevmez? Naz yapar. Ya ama koydum. Sen niye arkadan istiyorsun ki? Yani oranın amacı o değil ki. Diyeceğim şimdi insanlar diyecek ki şunlar ne olacak? Yengem nişanlımın tesettüre girmesini istedi. Ananı ne? 40 gündür abimlerde kaldığımız için yengem rahatsız olup ailesinin yanına gitti. Sizce abim boşanmalı mı? Abim ölürse yengem benimle evlenir mi? Neyse onun bir ismi var da. Bir kere Gelenek attım gerçi bombayı diyebilirim. zaten. Gelenek Aynen. mi? Bazı Kanka bu çok kültürlerde eski bir şey. başlık parası olduğu için para boşa Evet. gitmesin hesabı. Ya Allah'ım. Tamam yengemden çok aldık. Başka ne var? Ne diyorsun? Ya a**a koydum yengemden çok soru aldık arama sonuçlarında. Kaşıkla bir şey yerken kaşığı ısırıyor mu kanka? Yalıyorum. Ben ısırıyordum ya. Ben ısırmam lan yalarım. Askerlikte astsubay muayenesi. Penis kontrolü yok, makat kontrolü diyenler var. Bunlar şehir efsanesi mi? Oğlum direkt astsubay var burada eski. Evet yani bizi aydınlatır mısınız? Makat kontrolü nedir çünkü ya? Makat kontrolü Koskoca diye bir şey devlet. hiç denk gelmedi. Dalga kontrolü de yani şöyle bir indiriyorsun zaten. Onun sebebi şey değil mi ama? Yani dalgan var mı o da yani? Niye kontrol ediyorlar ki onu? Maaşı ona göre yatırıyorlar erkek astsubay. Ha. Geç bakalım bakayım. Yengem 50 yaşında balık etli ve seksi bir kadın. Ne olur aç. Yalvarıyorum aç. Yengem 50 yaşında balık etli ve seksi bir kadın. İki oğlu var. İkisi de Fransa'da ve eşi de iş için il dışında. Uzun bir süre gelmeyecek. Fırsat bu fırsat ilişkiye girmek istiyor. Yengem bana hep aşkım der ve boynumdan öper. Sizce verir mi? YouTube'dan bunu izleyenler şu an chatte öyle şeyler yazılıyor ki yani görseniz aklınız şaşar. Dayımın krizi yani yengem ile dayımın yüzüne nasıl bakacağız? Arkadaşlar, dayım iş yüzünden uzakta çalışıyor ve senede taş çatlasın iki defa geliyor. Bir çocukları var ve çok sorun yaşadılar. Dayımın yengemi çalıştığı başka ülkede aldattı falan duyuldu. Yengem ile aram çok iyiydi. Arkadaş gibiydik. Gelip giderdim tek başına diye. Konu buradan açıldı aldatma konusundan. Açtı ağzını, yumdu gözünü. O orada keyif yapmasını biliyor. Ben onu bekliyorum. Ben de kadınım diye. Ve o zamandan beri 3 aydır sürekli ilişki yaşıyoruz. Beni hep aldatıyor ya. Kulağına eğilir. İntikam almak ister misin? Bak 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 dediğin şeye bak. Yaptığımız yalnız bir şey ama ben yapmasaydım başkasıyla olurdu iş. Dayına da böyle söyle. Ya dayı aile içinde kalsın istedik ve. Kötü mü ettik be dayı elin adamı? Hem yengemi hem dayımı
Oha ne oluyor lan? Adam olsun ya karısını yanına alsın ya da kendi gelsin. Oğlum bu ilginç bir spesimen. Adam olmayanın karısınız. Abim ölürse yengem benimle evlenir mi sorusu. Benim evlilik zamanım geldi diyelim. Tam o sıralar abim vefat ederse. Bir şey diyeceğim. Vuracak abi sinavını. Bu soru şöyle sorulmuş bak. Benim evlilik zamanım geldi diyelim. Tam bu sıralar abim diyelim ki vefat ederse. Yengem benimle evlenir mi bu durumda? Yani senesi dolduğunda bunu ona söylesem ne der? Yengem dekolte giyiyor. Yengem eğilince gözleri belli oluyor ve abim bakıp duruyor kıskanıyorum. Ya dokunduysa arkadaşlar? Dokunmuş mudur? Bu şey gibi ya. Bunun sesi kesin böyle çıkıyordur. Yengem eğilince gözleri belli oluyor. Yalamıştır bile. Aldız ve enişte birbirine namahremdirler. Ve birbirleriyle ilişkilerinde çok dikkat etmelidirler. İslami kuralları uygulamayan laik kesimlerde çok iğrenç olaylar ve yuva dağılması gibi olayları sıkça duymaktayım. Tabii tokat laik falan gibi ya. Yerlerde laik kesim çok olduğundan dolayı böyle şeyleri çok duyuyoruz. Genellikle laik kesimin olduğu şehirlerde oluyor baldız enişte ilişkileri. Aşağıdaki İslami kurallara uyulursa boşanılmayan iğrenç şeylerin önüne geçilmiş olur. 1. Baldız enişte asla üçüncü bir şahsın göremediği yerlerde yalnız bulunamaz ve beraber seyahat edemezler. Tabii çünkü bu olursa hemen şişirler otomatikman. Şeytan araya girer, ittirir birbirlerine. İleri geri yaptırtır şeytan. Boş duruyoruz, ne yapalım? Seks yapalım. Baldızım ya. Tabii bir de çakarım sana. 2. Asla tokalaşamazlar ve fiziksel olarak birbirlerine dokunamazlar. 3. Zaruret olmadan konuşamazlar. Havadan, sudan mevzularla sohbet edemezler. 4. Birbirleriyle konuşmalarında şakalı, manalı ve nameli konuşamazlar. 5. Baldız zaruret olmadan eniştesinin yanına çıkmamalı ve onunla aynı sofrada yememelidir. Eğer zaruret varsa eniştesi olduğunda tesettürlü olmalıdır. Tabi eniştesinin olduğu yerde bir tane kulübe tahsis edilir baldıza bahçede. Baldızın maması da kaba koyulur. Yaş olur ama. Yaş mama olur. Tabi kuru olmaz kabız olmasın baldız. Enişte açmak zorunda kalır kanalları. 6. Enişte baldıza hitap ederken bacım ve baldız da enişte diye hitap etmeli ya da abi diyerek aradaki mesafe korunmalıdır. E tabi yani baldızın bana barış ram desin istemezdim yani. 7. Baldız baldan tatlıdır sözü sapıkların uydurmasıdır ve asla enişte bu sözü kullanmamalıdır. Eğer kullanıyorsa altında kötü niyet yatıyordur. Güncelleme gelmiş. Yeni vahiy. 1.5. Tabii ki baldız enişte birbirine cinsel ya da duygusal yönden yaklaşamaz. Ancak bu maddeler çok abartılı. Bu maddeler dinimizin bize emrettiği şekildedir. Eğer bu maddelere riayet edilmezse sonuç kötü olabilir. Arkadaşlar dikkatli olalım. Emre hocamızın da dediği gibi bu gece saat 2'de Amerika bize azgınlık bombası atacak. Azgınlık bombası atıldığı zaman baldızlarınızla yan yana olmayın. Türkiye'yi çuvala sokmuşlar da erkeklerin s**ki dışarıda kalmış. Çok dikkatli olun. Cookie takıyorsunuz bu gece arkadaşlar. Bilmiyorum ne Amerika. Ne takıyorsunuz? Cookie. Cookie ne? Amerikan futbolunda, hokeyinde falan kasık bölgesini korumak için evet. Takılan bir zımbır. Kilidi dediğimiz. Barış'ın baldız baldan tatlıdır lafı baldız balda kullanılan tahta kaşık onu yalamak baldan daha çekici gelir. O yüzden baldız baldan tatlıdır denir. Baldıza niye peki bal kaşığı deniyor? Bal. Yani karım bal. Aynen. Baldız kaşık. Baldız o işte. Balımı. Yemeyen balımı ben baldız. Kaşıkla beraber yerim falan gibi bir şey mi? Mesela senin karın yaşlanınca baldızı daha genç oluyor ve kardeşler de birbirine benzer. Yaşlı yapmak yerine gencini yapmak falan. Tam anlatamadım ama böyle bir şey. Çabuk anlat. İşim var. Uğraşamam seninle. İşte Rütük'ün bunlara kamu spotu yapması lazım. Kardeşim. Kesinlikle koyayım. Eşimi baldızımla yakaladım. Baldız baldan tatlı mı? Gerçekten. Bir saniye. Senin kardeşin oluyor. Koyayım. Bir saniye lan. Heh tamam. Düzeltmiş. Baldız demişim. Pardon. Ablam denilen. Oluyor. Bunu sen okur musun ya? Ya işiniz gerçekten çok şanslı. Benim evleneceğim kadın tek çocuk. Kuzenleriyle falan idare ediyorlar. Eşinize selam. Eşimle yeni evlendik sayılır. 3 ay yeni doldu. Baldız bugün arayıp enişte haftaya size geliyorum dedi. Doğru bir şey mi bu? Enişte götümü şişle. Ya seçenle alaka şimdi. Baldızlar da enişteye aşık olur mu sizce? Ben mesela kendimden 3 yaş büyük baldızıma aşığım. Ne dersiniz? Allah belanı versin deriz hayvan herif. Ne diyeceğiz? Anime fotoğrafı var bir daha. Koyayım galiba. Domal demek kötü bir şey mi? Doktorlar öyle söylüyormuş. Bu ayıp bir şey değil mi? Domal. Domal bacanak. Yat ne abi? Yat daha kötü domaldan. Yat. Köpekle. Ya, köpekle. Bak domalmak dediğimiz şey şudur. Hangisini çizeceksin acaba? Prenses stili mi? Bu domalmaktır. Bu dizlerin üzerine çömelmektir. Bu direkt çömelmektir. Yani hiçbiri domalmak değil arkadaşlar bunların. Yani şimdi ya ne profesyonel domalma mı çizeyim buraya? Şöyle mi çizeyim? Ne istiyorsunuz siz oğlum? Bayağı iyi çiziyorum lan dur çizmeyeyim. Öf yazdılar bile chat'e amına koyayım. Oy. Abi povdan çiz. Benim povdan
Domalma çizişimi beliren bilir. Sağlam çizer. Vallahi. Ya şu hareket ya. Kadına emir et. Tabii. Emir ver ona. Domal der. Hele bir arkanı dön de. Ya Pala Baba şöyle bir bakıyorum da. You have no bitches. Where is your bitches at? Koyayım. Sen böyle akıl veriyorsun da ne oluyor? Kardeşim ile teyzem arasında ilişki olduğundan şüpheleniyorum. Sargı toplayan Enderman demiş ki ya okuyayım ben çok kötü birisine sahibim. Birisi teyze anne yarısı demiş. O sırada altına iki teyze sen bir annemi s*** alıyorsun. Yazmak geldi. Allah bu kızlar soruyorum. Ben aslında versin yazmış. Gerizekalı. Araya girebilir miyim? Tabii. Domal kelimesi eskiden tomal olarak şişinmek, top haline gelmek fiilinden evrilmiş. Eski Türkçe'de ton, dolu, dolgun sözcüğüyle birleştirilerek domal olmuştur. Dolgun bir top haline gel demek yani dolgun. Berkay, sus ve dolgun bir top haline gel. Bu kadarmış. Hayatım, dolgun bir top haline gelir misin? Yat! Domal! Oha! Ne diyeceğimize dikkat ediyoruz. Burası Müslüman bir kanal. Domallı video falan atmayın. Garland, Garland. Garland. Askeriye de sıçmaya çalışırken. Ördek pozisyonuna geç. Yaklaşık 5 yıl önce vegan olma kararı almıştım. Bugün yanlışlıkla %100 dana eti köfte yedim. Çok nereden şey. Buldun onu koyayım ya. İtiraf et. Bak bir erkeğin itirafları. Çok şey itiraf etmiş be. Kanka bunu s**tir et ya. Ben 2 yıl sevgilimle yaşadım aynı evde. Siz de itiraf edin. Salak ne ki bu? Şimdi millet şey falan yazacak. Ben teyzemin çoraplarını çiğniyordum. Bu gelmiş buraya diyor ki 2 yıllık sevgilimle yaşadım. Vay be sakın bir daha yapma. Çok tehlikeli. Anlatmaya kalksam. 8 erkek görüşü. Yalana bak. Aynı evde yaşadım da yatmadım arkadaş ya. Allah'ım ya. Ne zannediyorsunuz abi? Hayır yani yatsan ne olacak ki yani? 2 yıl. Ha, ben Bedir'le aynı evde kalsam. Ben Bedir'le yatarım lan benim artık. 2 sene olmuş Bedir yani. Yararım yatarız artık yani. Ya vallahi kardeşim. Ya oğlum niye bu kadar? Arka. Yararım karpuzunu. Ya bu da denmesin be abi. Özür dilerim. Birazcık kendimi kaybettim. Önemli değil. Kusura bakma da yani. Karpuzunu yarmamı isteyenler 1. İstemeyenler 2. Kaç aydır sahibi arıyorum ama vicdan azabı çekiyorum. İçimdeki fetişizm yeni bir ideoloji bu arada bilmiyorsanız. Bu ne abi? Altı sahibinden ne dönmüş a**a koyayım? Sahibenden. Çoraplarını satar mıydın Twitter'dan Barış? Abone ol kanka. Ben de satardım lan. OnlyFans. Yok OnlyFans açmaz mı? Kargola demiri sokmalar. Neler neler yapardım. Kanka bunu erkekten oğlum bunları şu anda yapabilirsin ki evet ne önemi var? Bunu da izlerim kanka. Ben. Alırım yani. Tamam, biri kardeşim, götüne yatak karyola. Demiri sokuyor. Hani karyola demiri karyola. Başlığı sokuyor. Hani ben bunu merakla her ay 10 dolarımı verip izlerim. Var mı böyle? 12'lik inşaat çivisiyle çakar mısın götüne kardeşim? Ben şu an çorabımı alacak biri çıksın. 1000 liradan okuturum çorabımı. Bir ay giyerim. Kanka ben bir yollarım var ya. Bir ay giyerim. Sadece spor yaparım. Hiç çıkartmam. Evde botla gezerim. 1000 liraya bırakırım. Oğlum yok bir şey. Şimdi 200 liraya alıyorlar lan bir günlük çorabın. Bir günlük çorap 200 lira mı? Tabii canım. Abi enflasyon vurmuş bu arada. Önce çoraba da vurmuş abi piyasa arada. Bitmiş. Ya bunun farklı bir versiyonunu biliyorum ben de. Yan yana duran iki adam birbirinin s**kini tutuyor. Kanka öyle çok fotoğraf var bende. Atarım. Bunun klasörü mü var sende? Birbirinin s**kini tutan orta yaş üzeri insanlar. Var. Erkekler doyumsuz birer hayvandır. Her zaman daha fazlasını isteyen bir hayvan. Hele gençliğini yaşayamama korkusu bir erkeğe her şeyi yaptırabilir. Hayatının aşkını aldatmak dahi. Yaşım henüz 20. Kendimi sadece bir kadına adamak çok salakça. Bu bir erkeğin düşünebileceği en mantıklı şey. Ben 35 yaşında değilim ki kendimi sadece bir kadına adayayım. Ne oluyor lan? Bir anda çok sertleşti adam. Tamam sen benim aşkımsın, hayatımsın, bir tanemsin ama ben erkeğim. Ben onu da s**mek istiyorum, öbürünü de s**mek istiyorum. Bu benim doğamda var. İnsanlığın çivisi çıkmış. Evet kızlar soruyor sonunda bitti arkadaşlar.